Görevlendirilmesi odur, başka bir şey değildir. Bu kabul edilebilecek bir iş değildir. Dün bir başka çadır kent ve bir başka konteyner kentten hepimizi sarsan, bir anda ülke gündemine oturan bir haber geldi. Bu konuyla ilgili tanıklıklarım var. Sayın Genel Başkanımızla birlikte ziyaret ettiğimiz bir yer ve aslında İşin bütün parçalarını anlattığımızda herkes ne olduğunu anlayacak. Öncelikle biz Sayın Genel Başkanımızla deprem bölgesine gittiğimizde her yeri gezdiğimiz gibi, yani CHP'li belediyelerin konteyner kentlerini, çadır kentlerini, AK Partili belediyelerin çadır kentlerini, konteyner kentlerini, aşevlerini ziyaret ettiğimiz gibi, diğer partilerin çadırlarına girdiğimiz gibi, Saadet Partisi'nin Anadolu Gençlik Derneği'nin de 10.000 kişiye sıcak yemek dağıttığı aşevine de gittik. Sıcak karşılandık. Depremzedelerle birlikte sıcak çorba içtik. Israr ettiler, yemeklerini yedik. Çok beğendik. Ve hep birlikte kendilerine 10.000 kişiye günde sıcak yemek veren bu kişilere tebriklerimizi ilettik. Genel Başkanımızla çok sıcak ilişkileri oldu. Beklenmedik derecede hem uzun süren hem sıcak geçen bu ziyaret birisini rahatsız etmiş. Orada bir konteynerin içine saklanmış. Genel Başkanımız geçerken kapıya çıkıyor. Önce Genel Başkanımıza, sonra Saadet Partililere diyor ki Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlattınız diyor. O sırada onu bizim Malatya örgütümüz ve bütün Malatyalılar, Malatya basını tanıdı. Depremzede taklidi yapıyordu oradan. Tanıdılar, dediler ki Hüseyin Kalan, seni bildik dediler. Müsiyet eski başkanıymış. Yani bir konteynerin içinde depremzede gibi tepki gösteren Müsiyet'in eski başkanı Hüseyin Kalan'mış. Orada ne işi varmış? Çünkü o aşevinin ve konteynerlerin kullandığı alan kendisine aitmiş. Ve o alanda Saadet Partililerin Genel Başkanımızı ağırlamasından çıldırmış, laf ediyor. İş bu kadar olsa bir önemi yok. Dün valilik 2 saat içinde burayı boşaltın yazısı yazdı aşevine ve oradaki gönüllülerin İzmir'den başka yerden yolladığı konteynerlere valilik buraya kur demiş, bu konteynerler kalksın dediler. Buna tepki gösterdi Sayın Karamolluoğlu, aşağıda Sayın Bekeroğlu, Genel Başkanımız, biz. Açıklama: buraya geçici İş yerleri yapacağız esnafımız için, ondan boşalttırıyoruz. Bir makuliyet sınırı arıyorlar. Ama o yer neresiymiş bir bakalım. O yer Malatya'nın eski garajı, köy garajı. O yeri belediyenin, tabii köy garajı taşınınca o altın değerinde yeri, o paha biçilmez arsayı Malatya Belediyesi'nden kim satın almış? Hüseyin Kalan. Peki bugünkü belediyeden mi? Hayır, bir öncekinden. Bugünkü belediye ile Hüseyin Kalan'ın arası nasıl? Bugünkü belediye başkanı da AK Partili. Böyle. Neden? Oraya yüksek kat istermiş, belediye başkanı vermemiş. Verilse Allah bilir bir büyük mezarda oldu olacak. Belediye başkanı Hüseyin Kalan'ın istediği katı vermiyor. Çatışıyorlar, hakkında haberler, laflar, kavgalar. Şimdi İnşaata başlayamadığı ama AK Partili belediyeden müsiyat başkanı olarak satın aldığı, inşaat yapmak istediği yere o gece panik halinde yer aranırken konteynerler, aşevleri kurulmuş. Beyefendi şimdi çıkın buradan, çıkın buradan. Ne olacakmış? Geçici esnaf için geçici dükkanlar. Ama sanırsınız ki hayır yapacak. Hayır arkadaşlar. Malatya Valiliği ile Malatya Valiliğine bu yerleri kiraya vermiş. Yani dün Saadet Partisi'nin çıkarıldığı 10.000 kişiye sıcak yemek aşevi, gönüllülerin yolladığı konteynerların durduğu arazi aslında belediyenin müsiyat başkanına satılmış. Bu depremde bile valiliğe kiraya vererek oraya esnafa geçici iş yeri yaptırıyorlar. Rezillik paçadan akıyor ama utanmadan çıkmış. Erbakan Hoca'nın kemikleri titriyecek. Siz nasıl olur CHP zihniyetiyle oturur çorba içersiniz? Onlar Erdemliler Hareketi diye, yani üzerlerindeki siyaset gömleğini değiştirdik, biz Erbakan Hoca değiliz artık deyip Erdemliler Hareketi diye yola çıkıp bugünkü hale savrulanlara itiraz edip hala daha ücretsiz karın doyuranlara laf edene bak. Paçasından rezillik akıyor. Peki derdi ne? CHP ile derdi ne? İktidarın değişimini görüyor. Artık bu ballı börekler yok. Oraya o fazla kat artık hayal. Ayrıca ne avanta ne yaptıysa hepsi bundan sonra mercek altında. O yüzden biliyor ve çirkinleşiyor. O yüzden saldırıyor. Ve dün o konteyner kentin bizi bu gecenin bu vaktinde dışarı atmayın diyen depremzedenin sesini dinlemek için oraya giden il başkanımız Barış Yıldız'ı konuşturmuyor, kameralar önünde her lafını kesiyor. Sonra da yanındaki gidip arkadan darp ediyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Depremzedeler görsün. Geçmişte iyi olur diye bunlara oy verip de bunların halen daha depremde neler yaptığını görenler görsün. Ve bütün Malatya bunlardan illallah demiş. İnanmayan Malatya'daki makul AK Partililere sorsun. Bunlar meşaleciler diye bir grup. Malatya'nın FETÖ'sü diyorlar. Yani FETÖ benzeri yapılanma. Her ihale bunlarda, her ilişki bunlarda. Kendileri alıyor. Malatya'nın rantını yiyen bunlar. Bu meşaleciler Malatya'da AK Parti'yi de bunlar bitirecek işte. İşte bu meşaleciler AK Parti'yi Malatya'da bitirecek olan da bunlar. Meşaleciler dosyasının daha çok üstüne gideceğiz. 1,5 ayı kaldı. Şimdi ister istemez siyasi muhataplarımızın ortaya koydukları gündemlere ilişkin birkaç söz söylememiz lazım. Süleyman Soylu çıktı depremin 34. 35. gününde, hatta 36. gününde, depremin 36 gününde çıktı Süleyman Soylu. Dedi ki vatandaşa, burada çay eksik, şeker eksik, çocuk için, büyük için terlik eksik, eşofman eksik, bunları yollayın. Kardeşim 115 milyar lira para toplanmış. Öyle depremin üstünden 3 saat, 3 gün değil, 33 gün değil, 36-37 gün geçmiş. Sen halen daha dönüyorsun sanki